Merhaba arkadaşlar, Eko Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Balancer Exchange Swap borsasını nasıl kullanırız bundan bahsedeceğim. Bu borsanın kullanımı oldukça basittir. Ayrıca bu borsada işlem yaparak BAL token kazanabiliyorsunuz. Zaten BAL token de Binance borsasında yer alan bir token, bir coin. Balancer'ın resmi tokenidir. Burada bu platformun gelişmesi vesaire için kullanılan yönetişim tokeni. Şimdi arkadaşlar asıl konumuza gelecek olursak Balancer bildiğiniz gibi birçok coin'in alım satımının yapıldığı bir platform. Zaten yakın zamanda da bahsettiğim gibi Polka Starter üzerinde projeler ilk satışını yapıyor. Daha sonrasında Balancer üzerinde likidite pullarını oluşturarak, yani likidite havuzlarını oluşturarak burada ikinci token satın, ikinci faz token satışını başlatıyorlar. O yüzden birçok kişi burada alım yapmak için bekliyor. Arkadaşlar bu borsada işlem yapmak oldukça basittir. Belki de Binance borsasında veya diğer borsalara kullanıma oranla daha basit, daha hızlıdır. Öncelikle bu borsada işlem yapmak için dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. Borsaya bağlanmak için bir cüzdanınız, Ethereum cüzdanınız olması lazım. Bunu da zaten MetaMask, Truth Wallet vesaire diğer platformlar aracılığıyla alabiliyorsunuz. Öncelikle burada borsaya bağlanmak için Connect kısmı var. Burada 5 farklı cüzdan seçeneği var. MetaMask, Wallet Connect, Portis, Coinbase Wallet ve Fortmatic. En çok MetaMask ve Wallet Connect kullanılıyor. MetaMask'ı zaten birçok insan biliyor. Chrome uzantılı bir cüzdan, bir uygulama. Oradan direkt olarak Chrome'a uzantısını kurarak, cüzdanınızı açarak direkt olarak buradan MetaMask kısmına tıklayarak şifrenizi girip işlem yapabiliyorsunuz. Cüzdanınızı bağlayabiliyorsunuz. Wallet Connect kısmına gelecek olursak belki de en güvenlilerden biri. Cüzdanınızı QR kod ile buraya bağlıyorsunuz. Wallet Connect içerisinde hangi cüzdanlar var diye soracak olursanız Rainbow, Trust, Argent, MetaMask, yine bilinenlerden Ledger Live, Aido, Atomic, Alpha Wallet, Coinomi, SafePol, bu Binance'ın yakın zamanda ortaya koyduğu önemli bir cüzdan. Spark Point. Yine burada birçok cüzdan mevcut. Genelde zaten ya Trust Wallet ya MetaMask ya da Aido gibi cüzdanlar ya da yakın zamanda çıkan SafePol gibi cüzdanlar kullanılıyor. Buraya bağlanmak için Wallet Connect'e tıkladığınızda Truth Wallet kullanıyorsunuz. Orada Wallet Connect kısmı çıkar. Oraya tıkladığınızda bu QR kodu telefonunuzdan okutarak buraya bağlanabiliyorsunuz. Ben şimdi Balancer borsasına MetaMask cüzdanım ile bağlanacağım. Cüzdanımı bağladım. Şu anda burada örneğin Hailin token almak istiyorsak öncelikle burada USDC seçeneği olması gerekiyor. Çünkü Balancer uygulaması üzerinde açılacak olan parite USDC Hailin token olarak karşımıza çıkıyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli husus ise burada Hailin token'i eklerken kontrat adresinin resmi olarak paylaşan kontrat adresiyle eş değer olması gerekiyor. Çünkü bazı dolandırıcılar burada yine Kylin Token adında
size farklı likidite havuzları oluşturarak oradan farklı kaylım tokenler satmaya çalışıyor. Bu da zaten dolandırılmak için oluşturulmuş bir yöntem. Bu yüzden burada aratırken her zaman resmi Telegram ya da Twitter adresinde veyahut da web sitesinde bulunan kontrat adresini aratmanız gerekiyor. Şimdi Etherscan.io üzerine gelerek burada resmi olarak size verilen kontrat adresini aratıyorsunuz ve karşımıza Kylin token bu kontrat adresi çıkıyor. Şimdi arkadaşlar burada kontrat adresini kopyaladıktan sonra Balancer uygulamasına geliyoruz ve burada aratıyoruz ve Kylin token burada çıkıyor. Bu uygulama üzerinde işlem yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus ise cüzdanınızda her zaman Ethereum bulunması gerekiyor. Nasıl Binance uygulaması üzerinde indirimli bir şekilde fi ücretinden yararlanmak için BNB bulunması gerekiyorken yine burada da işlem ücretleri, ağ ücretlerini ödemek için mutlaka cüzdanınızda Ethereum bulundurmanız gerekiyor. Yani USDC ile işlem yapsanız dahi Ethereum bulunması gerekiyor. Yine Binance Smart Chain ağ üzerinde komisyon keserken BNB üzerinden keserken burada da yine Ethereum üzerinden kesiyor. Şimdi arkadaşlar Ethereum'unuzu attığınız cüzdanınıza yine alım yapacağınız USDC miktarında atıyorsunuz ve burada havuz oluşturulduğunda şu anda oluşmuş değil oluşturulduğunda buraya alım yapmak istediğiniz miktarı yazıyorsunuz. Örneğin 100 dolarlık bir işlem yapmak istiyorsunuz. Burada da tabii ki de o zamanki fiyatı çıkacak. Şu anda havuz açık olmadığı için herhangi bir bilgi mevcut değil. Zaten Kylin Telegram grubundan da eğer alım yapacaksanız o zaman zaten bu konuda da yine size bilgi duyuru yapılacak. Örneğin 100 dolarlık işlem yaptıktan sonra şu anda böyle bir yeterli likidite olmadığından bahsediliyor. Bu yüzden farklı bir coin ile devam edelim. Örneğin Uniswap'ın tokeni. Ancak burada dikkat etmeniz gereken önemli hususlardan biri de direkt örneğin USDC ile Uni paritesi yok. Bu yüzden USDC önce Ethereum'a sonra DAI'ye dönüştürülüyor ve sonrasında da Uni token alınabiliyor. Bu da size ne gibi olumsuz bir seçenek sunuyor? USDC ile Uni almak istediğinizde sürekli önce Ethereum'a sonra DAI'ye dönüştürüp sonra Uni alıyorsunuz. Bu da size fazladan komisyon yani fi ücreti ödemenizi sağlıyor. Bu da olumsuz bir durum. Fazladan fi ücreti ödememek için mutlaka buradan işlem yaparken hangi paritede varsa o paritede işlem yapmanız sizin daha az fi ücreti ödemenize olanak sağlar. Örneğin DAI ile işlem yapmak istediğimizde DAI ünü seçeneğinde burada yeterli paramız olmadığı için herhangi bir işlem yapamıyoruz. Bu yüzden burada şey olduğunda zaten swap kısmı çıkar. Swap kısmına tıkladığınızda MetaMask ya da Wallet Connect üzerinden bağlanıyorsanız size işlemi onaylayıp onaylamadığınız yine işlemin detayları, fi ücreti ne kadar, alım yapmak istediğiniz miktar ne kadar vesaire onlar karşınıza çıkar. Ona göre işlem yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Kullanımı oldukça basittir. Yine burada swap yaparken yukarıdaki kısım alım yapacağınız yani hangi tokenin hangisini değiştirmek isteyen ilk olarak örneğin DAI'den DAI vererek
uni alıyorsunuz. Yine burada ters yaptığımızda uni'yi satmak için uni satıyorsunuz ve burada karşılığında dai alıyorsunuz. Buraya da dikkat etmeniz gerekiyor. Yine bu borsa üzerinde işlem yaparak bal token, yani balancer borsasını, kendi token olan bal token, bu da zaten Binance borsasında listeli, kazanabiliyorsunuz. Burada da açıklamalar mevcut zaten. Anlatacaklarım bu kadar. Kullanımı oldukça basittir. Eğer anlamadığınız bir husus olursa videonun alt kısmında yorumlara yazarak ya da sosyal medya hesaplarımızda, Telegram gruplarımıza gelerek orada sorabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Yine kanalımıza abone olup video like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.